Bir araç yarı çapı R olan dairesel bir virajı V doğrusal süratiyle dönüyor. Aynı yarı çaptaki ikinci bir virajı ise 1 bölü 3 V'lik bir doğrusal süratle alıyor. Doğrusal sürat, doğrusal hızın büyüklüğü demek. Doğrusal süratin düşmesi, aracın merkezcil ivmesinin büyüklüğünü nasıl değiştirmiştir? Şimdi videoyu duraklatın ve soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Ama önce size bir ipucu vereyim. Genel olarak merkezcil ivmenin büyüklüğünün doğrusal süratin karesi bölü yarıçapa eşit olduğunu biliyoruz. Virajın yarıçapına yani. Evet, birlikte çözelim. İlk olarak ilk virajı ele alalım. İlk viraj için merkezil ivmenin büyüklüğü bakın sonuna bir de indis olarak 1 yazdım. Çünkü şu an ilk virajla ilgileniyoruz. İlk virajda doğrusal sürat V'ymiş. O halde v kare bölü virajın yarı çapı yani r. Demek ki bu değer merkezil ivmenin büyüklüğü ilk viraj için direkt v kare bölü r'ymiş. Gelelim ikinci viraja. İkinci virajdaki merkezcil ivmenin büyüklüğü buradaki 2 o anlamda eşittir. Bu kez doğrusal süratimiz 1 bölü 3 v'ye düşmüş. Paya bu değerin karesini yazıyoruz. 1 bölü 3 çarpı v'nin karesi bölü virajın yarı çapı yine aynıymış. O halde paydamız yine R. Şimdi biraz cebirsel sadeleştirme yapalım. 1 bölü 3V çarpı 1 bölü 3V, 1 bölü 9V kare eder. 1 bölü 9V kare bölü R. Payın karesini aldık sadece. Şimdi bu ifade şu şekilde de yazılabilir. 1 bölü 9 çarpı V kare bölü R. Bu terimi yeşille yazdım. Çünkü bakın buradakinin aynısı. O halde yazalım. Bu da eşittir. 1 bölü 9 çarpı. Artık buraya v kare bölü r yerine ilk virajdaki merkezil ivme büyüklüğünü yazabiliriz. Yazalım. ac 1. Bize ne soruyorlar? Doğrusal süratin düşmesi aracın merkezil ivmesinin büyüklüğünü nasıl değiştirmiştir? Cevap veriyorum. İkinci virajda merkezil ivme büyüklüğü 9'da 1'e düşmüştür. Yazalım. Merkezcil ivmenin büyüklüğü 9'a 1'e düşmüştür. Ben böyle yazdım ama 9 kat azalmıştır veya 1 bölü 9'a inmiştir şeklinde de yazabilirdik. Bir örnek daha yapalım. Bir baba kızını r yarı çapta bir çember oluşturacak şekilde omega açısal süratiyle döndürüyor. Sonra kollarını uzatıyor ve kızını aynı açısal süratle bu kez 2 r yarı bir çember oluşturacak şekilde döndürmeye başlıyor. Baba kollarını uzattığında çocuğun merkezil ivmesinin büyüklüğü nasıl değişir? Video yine duraklatın ve soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Burada kilit nokta önceki bir videoda türettiğimiz şu bağıntıyı hatırlamak: Merkezil ivmenin büyüklüğü eşittir r çarpı açısal süratin karesi. İlk merkezil ivmemizin büyüklüğü, bakın ilk anlamında küçük i ile gösteriyorum, eşittir. Kullandığımız terimler aynı. Açısal sürat yine omega, yarıçap yine r. O halde burası yine r omega kare olacak. Gelelim babanın kollarını uzattığı durumdaki merkezil ivmenin büyüklüğüne. Bunu da son anlamında küçük s indisiyle ifade ediyorum. Peki bu neye eşit olur? Bu yeni durumda çemberin yarıçapı 2r'ye çekmiş Yazıyorum 2r. Açısal sürat ise aynı kalmış. Yani açısal süratimiz hala omega. 2r omega kare. Bakın burada bir tane 2R omega kare var. Bu ilk merkezil ilmimizin büyüklüğüne eşit. Demek ki merkezil ilmimizin büyüklüğü 2 katına çıkmış. Merkezil ilmenin büyüklüğü 2 katına çıkmıştır. İşte bu kadar.